Merhaba arkadaşlar bir trader kanalına hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Avrupa'nın ödüllü Forex firması Forex TR artık Türkiye'de 3 yıl aşkın süredir kesintisiz ve kaliteli hizmetiyle faaliyetlerine devam ediyor. Kanalımıza özel yeni sponsorluk için takipçilerimize özel 50 dolar ve üstü fonlama yapan 4 şanslı kişi 250 dolar. Toplamda ise 1000 dolar para dağıtılacaktır. Sonuçlar kanalımızda paylaşılacak. Açıklama kısmındaki linkten hemen ulaşabilirsiniz. Dolar TL grafiği ile başlayalım. Haftanın son işlem günü Dolar TL paritesi 8.50 olan destek seviyesinin hemen üstünde fiyatlıyor gördüğünüz gibi. 8.57 seviyesine kadar yükseldiğini gördük geçtiğimiz gün. Öte yandan bugün anlam ve önemini ifade eden ABD tarafından gelecek olan tarım dışı istihdam verisi olacak. Dolar bazlı paritelerin hepsinde ve emtiyalarda oynaklık görebiliriz. Merkez Bankası'nın sıkı para politikasını devam ettireceği mesaj Mesajları piyasalarda önemselmedi maalesef. Ee, daha çok Cumhurbaşkanı'nın piyasaya verdiği mesajlar önem görüyor şu an. Ee, aslında kur tarafında... Ee, güzel bir gevşeme yaşıyorduk. Hatta 8.20 seviyelerine e, gelir diye bakıyorduk. Fakat Cumhurbaşkanı e, faizler artık çok yüksek e, düşecek dedikten sonra e, dolar kurunu tekrar yukarı yönlü e, yükselmeye başladığını gördük. E, yani sanki burada bilerek dolar kurunu e, yükseltiyorlar gibi e, piyasaya ılımlı mesajlar verilmesi gerekirken e, çok sert bir dille mesajlar veriliyor. E, bu da haliyle yatırımcı ürkütüyor diyebiliriz. Enflasyon e, kağıt üzerinde düşse bile ki onu bile düşüremiyorlar, dolar tekrar alır başına gider diye bakabiliriz bu duruma. Ee, diğer taraftan kısa bir zaman içinde düşmesi zaten e, mümkün değil. Enflasyonun eğer Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz indirimine gidecek olursa e, bu yurt içinden gerçekten sert e, para çıkışlarına sebep olacaktır. E, aynı zamanda dolar da ciddi anlamda yükselmesi demek e, enflasyondaki yükselişin devam edeceğini gören Merkez Bankası e, faiz artışı e, yapamıyor. Sadece faizi indirmeyerek arkadaşlar sabit tutarak e, sıkı para politikası uygulamaya çalışıyor. E, fakat bu da yetersiz kalıyor zaten gördüğünüz gibi. Ancak ee, özellikle son enflasyon oranının ardından e, Merkez Bankası'nın neredeyse hiç kullanacak alanı kalmadı e, diyebiliriz. Böyle olunca da Türk Lirası e, cazibesi de kalmıyor bir taraftan ve e, Merkez Bankası'nın siyasi baskı altında olabildiğince e, faiz artırımını erteleyeceği düşüncesi e, hazır kuru e, gerilemişken bu şekilde alım yapalım fikrinde e, maalesef tetikliyor arkadaşlar. Yani kurdaki her düşüş e, alım fırsatı olarak bu şekilde e, kendini yeniliyor. E, onun dışında biliyorsunuz 12 Ağustos'ta e, Merkez Bankası e, faiz kararını açıklayacak. Eğer faizler e, artmazsa Ağustos enflasyonunun gelmesinin ardından e, reel faizlerin negatife e, ineceğini yani enflasyonun e, faizi geçeceğini söyleyebilirim sizlere. E, bu yüzden de dolar kuru zaten e, yukarı yönlü hareketini devam ettirecektir. Onun dışında 8.50 üstünde e, alım için gayet güzel bir seviye olarak karşımıza çıkıyor. Burada yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. E, dolar TL paritesinin gevşemesindeki en büyük etkenlerden biri de arkadaşlar ABD dolar endeksinin e, dünyada değer kaybediyor olması. Aslında dolar endeksindeki bu e, değer kaybı göz önüne alırsak e, Türk lirasının daha fazla değerlenip e, dolar TL paritesinin e, 8 seviyelerin bile altına sarkması lazımdı. Fakat etki olarak e, sınırlı kaldı. Ee, yine ABD'de 10 yıllıkları e, deseniz zaten yüzde 1,13 seviyesine kadar geriledi. E, burası da pozitif bir gelişme oldu Türk lirası için. E, grafik üzerinde incelemek gerekirse. 8.50 seviyesinin üzerinde fiyatladığını görüyoruz. 8.52 seviyesinde. Ee, burada geçenlerde zaten 8.57 seviyelerine kadar yükseldiğini gördük. Ee, aşağı inen küçük bir e, trendimiz devam ediyor. 8.50 bugün kader nektosu olacak. Ee, tarım dışı istihdam verisinden sonra eğer 8.50 üzerine kalmaya devam ederse yukarıdaki ilk hedefimiz 8.64 seviyesi e, olacak arkadaşlar. Onun dışında eğer 8.50 seviyesinin aşağısına inerse burada bir, bir miktar daha gevşeme görebiliriz. Tekrar 8.38 seviyelerine kadar e, geri gelme potansiyeli devam ediyor. Ee, tarım dışı istihdam verisinden sonra dediğim gibi long pozisyonlar yani alım pozisyonlar pozisyonları oluşturular, oluşturularak e, buradan 8.60 e, seviyelerinde 8.62 seviyelerinde kar realizasyonları yapabilirsiniz. Eğer 8.50 aşağısında olursa da arkadaşlar aşağı satış pozisyonları e, daha fazla ön planda olacaktır. Biraz da altına bakalım. Şimdi e, altının ons fiyatı ise arkadaşlar e, 1800 dolar seviyesinin altına düşmemek için neredeyse aslında kendini paralamaya e, devam ediyor diyebiliriz. Daha önce de 1830 seviyelerinden e, kar satışları olduğunu gördük burada. E, 7 kez denedi e, daha önce 1830 sevi seviyesine. 1797 dolara kadar e, geriledi. Ee, özellikle e, dün arkadaşlar burada 1.790 seviyesine kadar geriledi. E, bugün açıklanacak olan ABD tarafındaki bu e, tarım dışı istihdam verisi ons altında e, çok önemli bir e, poz, veriye sahip. Ama şu an veri öncesi gördüğünüz gibi zaten e, yatay gidiyor arkadaşlar. E, veri öncesi yatırımcıların özellikle umutlarını arkadaşlar 1.800 dolar üstünde e, tutarak yeşillendiriyor diyebiliriz e, altın için. Onun dışında e, grafik üzerinde incelemek gerekirse veri öncesi zaten e, 1800 dolar seviyesine yakın bir seviyede e, olacağını zaten söylemiştik. E, veri sonrası kritik seviye olan 1800 dolar seviyesinin üstünde kalıp kalmayacağına karar verecek. Eğer ki üstünde kalma durumunda e, önce 1830 daha sonra 1860 seviyelerine kadar e, yukarıya çıkma potansiyeli devam ediyor arkadaşlar. E, onun dışında eğer 1800 seviyesinin aşağısında e, kalıcı kapanışlar yaparsa özellikle 4 saatlik grafiklerde e, 1760 seviyesine kadar e, aşağı yönlendirilecek tetikleyecektir arkadaşlar. Altında gevşeme yaşanacak. Fakat 1760 seviyesine kadar düşmesi durumunda yani bu seviyelere kadar düşmesi bile FED tarafından gelen açıklamalar altını desteklediği için tekrar 1800 dolar seviyesinin üzerine rahat bir şekilde atacaktır. Yani 1760 seviyelerine gerilemesi demek çok fazla. Burada 1672 1678 seviyelerine kadar düşmesi biraz zor. O yüzden gelen açıklamalar FED'den gelen açıklamalar destekleyeceği için 1760 160 seviyelerinden destek alıp tekrar 1800 1800'üne e, atacaktır arkadaşlar. Biraz da gram altına bakalım. Şimdi e, gram altında kritik seviye olan e, 491 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor arkadaşlar. Dün 497 e, seviyesine kadar e, çıkmıştı gram altın. E, burada güzel bir aslında kanalımız var e, gram altında. E, 491 üzerine çıktığında 507 olarak ilk hedefimizi vermişiz. Aşağı yönünü. E, düşen bir trendimiz var. Hala devam ediyor. E, fakat bizim için şu an önemli olan e, ana e, destek olan 491 üzerinde kaldığımız sürece e, yukarı yönlü hareketine devam edecek. Dediğim gibi bugün e, tarım dışı istihdam verisi var. E, gram altına e, burada yine e, bu şekilde etkilen faktörlerden bir tanesi olacak. E, Dolar TL tarafına baktığımız zaman e, kurdaki yükselişin her ne kadar e, devam edeceğini düşünsek de ons e, altındaki e, düşüş eğilimi yani 1800 altına geçmesi e, gram altında biraz da e, gevşeme gevşeyeceği anlamına e, geliyor arkadaşlar. E, alım yapmak için dediğim gibi bugünkü e, tarım dışı İslam verisi geldikten sonra e, alım yapmak isteyenler yani biraz daha risk sevmeyen yatırımcı e, veriden sonra alım yapması daha mantıklı olacaktır. Dediğim gibi 491 seviyesi üstüne kaldığımız sürece alımlar yapılıp 507 seviyesine kadar çıkması çok normal olacaktır. Altında kalması durumunda eğer 491 seviyesinin altında kalması durumunda da aşağıda tekrar 480 seviyelerinin gelmesi demek arkadaşlar. Şu seviyelere kadar düşmesi gevşeyebilecek gevşeyebilme durumu var gram altında. Biraz da gümüşe bakalım haftanın son işlem günü gümüşte aşağı yönlü eğilim devam ediyor. Gevşeme var burada gördüğümüz gibi. 10 altındaki gevşeme buraya da yaramış durumda. Bugünkü açıklanacak olan veri gümüşte etkilenecek bundan arkadaşlar. 24.700 seviyesinden 24.500 seviyesinden en kötü ihtimal destek alıp tekrar 25.500'e kadar çıkma potansiyeli var. 24.700 seviyesinin yakın seviyesinden yakın seviyeden alım yapmak daha mantıklı olacaktır gümüşten dolar grafiğinde de. Biraz da TL'ye bakalım. TL tarafına baktığımız zaman da gümüşün dar bir band içerisinde hareket ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Ee, 7 seviyesiyle 672 seviyesi arasında sıkışıp kaldı. Şu an tam e kanalımızın ortasına hareket et, hareket ediyor. Ee, 7 seviyesinin üzerine kalıcı kapanış yapmadı sürece aşağıda 672 seviyesinin tekrar deneme potansiyeli yüksek. O yüzden 672 seviyelerini yakın bir seviyeden alıp e, 7 seviyesinde karımızı realize edip eğer üstünde kalıcı kapanış yaparsa özellikle 4 saatlik günlük grafiklerde buradan e 7.5 seviyelerine kadar 746 seviyesine kadar e, tekrar çıkma potansiyeli bulunuyor. E dediğim gibi dolar kurundaki özellikle e yani gümüş fiyatları biraz daha gerilese de e, dolar kurundaki e yükseliş Elim devam ettiği için e, gümüş TL grafiği de arkadaşlar yükselmeye bir taraftan e, devam edecektir. Biraz da BTC'ye bakalım. BTC kısmına baktığımız zaman da arkadaşlar 37 bin dolar seviyesini almış olduğu destekle beraber tekrar yukarıda 41 bin dolar seviyesini e, test ettiğini gördük. E, burada gelen özellikle bazı yurtdışı bankaların vermiş olduğu piyasalara e, mesajlar geldi. Yani e, JP Morgan gibi e, bankalar büyük bankalar arkadaşlar. E, Bitcoin fonunu tekrar e, oluşturabileceklerini söylemesiyle beraber e, buradaki yükselişi gördük. Yani e, buradaki her ne kadar yükselişi görmüş olursak olalım e, burada güzel bir haber yani özellikle Çin tarafından e, bir haber gelmediği sürece ya da işte alın e, Elon Musk'ın e, bu Tesla konusunda BTC BTC ile ödemenin e, tekrar geri gelmesiyle alakalı işlemler e, mesajlar gelmedi sürece piyasaya arkadaşlar e, Bitcoin'in yukarıya çıkış iğmesi e, düşük kalacaktır. O yüzden böyle ara ara yükselip ara ara daha çok aşağı yönlü olacak eğilimi. E, şu an dediğim gibi 41 bin doların altında fiyat diyor düşüş eğilimi devam ediyor. E, 40 bin dolar seviyesi ile 30 bin dolar seviyesi bandı arasındaki e, işlemlerine devam ediyor arkadaşlar. Eğer 40 bin dolar seviyesinin üzerinde kalıcı kapanış yaparsa özellikle 41 bin e, dolar seviyesinin üzerinde e, burada e, alım noktası tekrar oluşabilir. Fakat altında mutlaka stop loss yapmak gerekiyor. Yani 40 42 bin dolar seviyesinin üstüne çıkıp 43, 44 bin dolar seviyesine alıp tekrar 42 bin yani şu seviyenin altını görürse burada tekrar 30 bin dolarlara, 32 bin dolarlara kadar e, gerileme, gevşeme potansiyeli olduğunu e, söylemekte fayda var. O yüzden e, mutlaka stop losslarınıza dikkat edin. E, bu şekilde bir e, BTC'deki kısa oynaklıklar devam edecektir. E, dediğim gibi şu an genel olarak yükselmesi için bir sebep yok. Ne zaman 42 bin dolar seviyesini geçer e, Çin tarafından, Elon Musk e, tarafından güzel gelir O zaman BTC 65 bin dolar seviyelerine kadar tekrar geri gelecektir arkadaşlar. Ee, analizlerimi bu şekilde bitiriyorum. Ee, herkese iyi tradeler dilerim. Herhangi bir soru sormanız durumunda mail adresimden arkadaşlar bana ulaşabilirsiniz.